Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugünkü haberin kapağını şöyle kurgulamak istedim sizin için. Hani Wanted posterleri vardır ya, üstte aranıyor yazar, altta da adalet yazsın. Adalet aranıyor aşılarda, yardımlarda, polis de adalet tartısında. Sosyal adalet, ekonomik adalet, aşıda adalet. Dünya adaletin peşinde. Adalet ise pandeminin daha da büyük bir kuvvetle estirdiği kuşku, endişe ve psikolojik baskı rüzgarlarının etkisiyle daha da sert savruluyor dünyanın her yerinde. Ve hepimiz onun peşinden koşuyoruz. Adaleti yakalamamız şart. Her ülkede, her toplumda ve hayatın her alanında. Adaletsizliği bu edebi cümlelerle tarif edip bırakmayacağım elbette. Çok önemli birkaç haber ile anlatacağım. Ama önce Kanada'nın... Yeni seyahat kısıtlamaları ve uygulamaları konusunda hızlı ama çok önemli bir güncelleme yapacağım. Kanada hükümetinin kararı hakkında bildiklerimiz hala bu uygulamaların ana hatlarıyla kısıtlanıyor ne yazık ki. Peki, bildiklerimiz neler? Kanada'dan Karayipler ve Meksika'ya tüm uçuşların 30 Nisan'a kadar iptal edildiğini biliyoruz mesela. Ancak, e, Kanada'daki hava yolları hala Amerika Birleşik Devletleri'ne uçuyor. Zaruri işlerde çalışanlar için bu uçuşların devam etmesi gerekiyor diyor Kanada Ulaştırma Bakanlığı. İşleri yüzünden değil, keyif yolculuğu, kişisel yolculuk yapanlar da kendi yollarını buluyorlar hava sahası kapatılmadığı için. Mesela Ontario ve Quebec'ten helikopterlerle uçuyorlar Amerika'ya biliyor musunuz? Amerika sınırındaki küçük havaalanlarına. Hatta arabalarını onların sınırdan geçirip onlara getiren şirketler var sınırın öbür tarafına. Hop oradan arabalarına atlayıp sürüyorlar sıcak denizlere karkuşları biliyorsunuz hiçbir engel tanımıyorlar. Üstelik Florida'da da aşı da olabiliyorlar. Paraları var, zamanları var, imkanları var. Aslında bunu da adaletsizlik haberlerinin içinde sanırım söylemem lazımdı. Sayalım. Neyse, haydi devam edelim. Seyahat uygulamaları hakkında elimizde Kanada'ya gelmeden önce uçağa binmeden göstermek zorunda olduğunuz negatif Covid testi zorunluluğu var bu cepte ve uçaklarda yalnızca Montreal, Toronto, Calgary ve Vancouver'a inebiliyor. Artık bunları da biliyorsunuz. Peki gelişte mecburi olacak PCR testi ve 3 günlük zorunlu otel konaklamasına ne oldu? Başbakan Trudeau, Kanada'ya gelen yolcuların 3 gün bir otelde karantinada kalacaklarını, testleri pozitif çıkarsa otelde devam edeceklerini yoksa evlerine geçebileceklerini ve bu konaklamanın da en az 2000 dolar maliyeti olacağını söyledi. Akla gelen soruları Kanada'da herkes, yurttaşlar, medya ve hatta siyasetçiler ardı ardına soruluyor. Ancak hala bunların cevabı yok. Bana soruyorsunuz cevabı yok çünkü yok. En azından bugüne kadar bugün 7 Şubat pazar gününe kadar bu soruların cevabı verilmedi. Bu bir odanın fiyatı mı yoksa kişi başı ücret mi mesela? Belli değil. 3 günlük bir konaklama nasıl 2000 dolar tutar? Belli değil. Yalnız hükümet bu konuda diyor ki bu bedel test ücretini, ulaşımı, otel güvenliğini ve otel personelinin sağlık korunma masraflarını da karşılayacak. Hatta belki yemekler de içinde olacak. Kamu Güvenliği Bakanı bir de diyor ki seyahat yapmayı seçen kişiler Kanadalıları güvende tutmak için aldığımız bu kararların maliyeti ve sorumluluğunu tamamen taşımak zorundalar. Alın bakın. Başbakan Trudeau yalnızca insani ve compassionate exceptions yani merhamet ölüm döşeğindeki bir hasta acil tıbbi tedavi tıbbi tedavi gibi konularda istisnalar olabilecek dedi ve ayrıca snowbirds yani Florida'ya gidip hatta aşılarını olup dönmek isteyen kar kuşları için de istisna olmayacağını söyledi Kanada'nın Hak Sağlığı Başkanı Dr. Tem, aşı olanların yine de virüsü kapmayacağından, belirtiler göstermeden bu virüsü bulaştırıp bulaştırmayacağından emin değiliz diyor. Aşı özellikle uluslararası yolculukların güvende yapılabilmesi için en gerekli olduğu düşünülen bilimsel silahtı elimizdeki. Ancak bu prensibi şu anda uygulayamayız diyor Dr. Tem. Zira aşının bulaşmayı azaltıp azaltmadığını henüz bilemiyoruz ve bu yüzden aşı olanlar da başladığı zaman otel karantinasından muaf tutulamayacaklar diye net bir şekilde belirtiyor Kanada duruşunu. Sonuçta ne var elimizde? Otel uygulamasının başlangıç tarihi belirli değil. Hala bunun sistemini kurmaya çalışıyor Kanada. Ama hedef Kanadalılar Mart tatili yolculuklarına başlamadan hayata geçirmek. Uygulamanın detayları belli olmasa da uygulamanın Uymamanın cezası şimdiden belli. Bakın hemen söylüyorum, ihlal edenlere 6 ay hapis cezası ve veya 750 bin dolara kadar para cezası bekliyor. Uygulama belli değil, uymamanın cezası belli. Mart tatili, Mart tatili diyoruz ama tatil demek para demek. İşte bu noktada da nasıl bir adaletsizlik içinde olduğumuzu görmemek mümkün değil. Bakın Kanada'da işsizlik %9.4'e ulaştı. İstatistik kurumunun açıklamasına göre Ocak ayında 213 bin kişi işini kaybetti Kanada'da. Bu hükümetin tahmininin ve elbette beklentisinin çok üstünde bir rakam. Ağustos'tan bu yana istihdam en düşük seviyeyi gördü Kanada. Kimi evini geçindirmenin derdinde, kimi Mart tatiline gidip dönüşte otelde karantinaya girmemenin ya da girmenin. Oh, adaletsizlik derken bu arada işsizlik sigortası diyeyim. İA ile ilgili önemli bir bilgi vermek istiyorum. Bakın notlarımı aldım. İA başvurularında Bekleme süresi kaldırıldı. Bu önemli. Gelecek hafta bu uygulama başladı. Sadece geçici olarak kaldırıldı. Bunu bilmeniz gerekiyor. E artık işsizliğin ilk haftası içinde ödeme alabiliyorsunuz. Ancak yay alabileceğiniz hafta sayısı değişmiyor. Lütfen buna dikkat. Şimdi aşı adaletsizliğine gelelim. Daha önceki yayınlarımda üstünde durduğum ve çok önemsediğim bir konu. Evet, Mart ayı sonunda tıpkı anlaşmalarını yaptığı gibi 6 milyon doz aşıyı garantiledi Kanada. Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı ile konuştu, kotayı uygulatmadı. 4 milyon doz Pfizer'den BioNTech aşısı gelecek. 2 milyon doz da Moderna'dan gelecek. Bu arada Johnson Johnson ve AstraZeneca aşıları da Kanada Sağlık Ajansı'nın onayını bekliyor hala. Şimdi bu durumda benim size kısaca anlatmak istediğim özel bir konu var. Bu da COVAX denen sistem. Bunu bütün dünyadaki adalet anlayışı içinde ve sistem pandemi koşulları içinde gerçekten bilmenizi istiyorum. Ama özetle anlatacağım. COVAX, COVID-19 aşılarına küresel dağıtımını yönetmek ve düzenlemek isteyen bir uluslararası, daha doğrusu uluslararası bir inisiyatif. Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Komisyonu ve özellikle Fransa'nın girişimiyle kuruldu. Hükümetler, küresel sağlık teşkilatları, üreticiler, bilim insanları, özel sektör ve hayırsever insan ve kuruluşların içinde yer aldığı bir inisiyatif bu ve şu anda yönetimde de Gavi adlı küresel aşı birliği ve Dünya Sağlık Örgütü başı çekiyor. Bu programın havuzunda 9 aşı var. Amaç tahmin edebileceğiniz gibi ekonomik anlamda güçsüz olan ülkelerin aşıya erişimini sağlamak. Dünyada bir aşı adaleti sağlayabilmek. Bunun için güçlü ekonomilere sahip ülkeler bu sisteme bağış yapıyorlar ve Kanada bu sistemin en büyük bağışçılarından biri. Bakın, Eylül ayında 440 milyon doları bağışladı COVAX'e Kanada. Ancak bunun yarısını kendi almak istediği aşılar için yaptı ona kullanacak. Mart sonunda COVAX sisteminden 1 milyon dozdan fazlası Kanada'ya gelecek. Haziran sonunda COVAX'ten 3 milyon 200 bilin üzerinde doz çekilmiş olacak Kanada için. Dünyanın en güçlü 5 ekonomisi içindeki G7 ülkesi Kanada için kendi aşısını henüz üretmeye başlayamamış olan Kanada için bu aşılar COVAX sisteminden çekilecek. Kanada'nın bağışladığı paranın diğer yarısı, 92 zayıf ekonomili ülkenin aşıya ihtiyacı olan halklar için kullanılacak. Kanada hükümeti kararının arkasında. Biz hem Kanada için hem dünya için en iyisini yaptık diyor. Muhalefetse, fakir ülkelerin aşılarına göz koymuş olduk, utanmıyor musunuz diyor. Bıçak sırtı bir adalet dengesi var işte burada. Şimdi devam edelim. Bunu bir düşünce gıdası olarak size vermek istiyorum adalet terazisi hakkında. Ve şimdi mahkemede aranılan bir adalet haberine geçiyorum. 28 Ocak akşamı Montreal'de rutin bir trafik kontrolü vardı. Bu kontrol bir anda kontrolsüz bir suçlamaya dönüştü. Aracında ehliyeti, ruhsatı sorulan genç adam bir anda cinayet ve diğer bazı ağır suçlarla gözaltına alındı. Genç adam altı gece nezarethanede göz altında kaldı. En başından itibaren ben suçsuzum diyordu. Dinletemedi. Mamadi Farah Kamara adlı bu adam 31 yaşında bir doktora öğrencisiydi. Mühendisti ve bir bilimsel araştırma laboratuvarını yönetiyordu ve bir siyah. Kamaranın avukatı, insan hakları grupları hepsi ayağa kalktılar. 6 gün boyunca gösteriler yapıldı. Kamera neden içerideydi? Hiçbir şekilde açıklanamadı ve birden tam 6 günün sonunda kamera bir anda gözaltından çıkıverdi. Tıpkı hiçbir şey olmamış gibi serbest kaldı. Hiçbir şey olmamış gibi dersem aslında eksik bırakmış olurum. Öncelikle Montreal polisi adeta vallahi ırk ayrımcılığı yapmadık. Racial profiling diye bir cümle var. Irk üstünden profil çıkarmak. İşte biz bunu asla yapmadık. Böyle bir şey yapmadık gözaltına alırken diye açıklama yaptı. Uygun bir zamanda özür dileyeceğiz Bay Camara'dan dediler. Ama iş burada bitmedi. Başbakan Trudeau da çıktı. Bu olay benim seçmen bölgemin içinde gerçekleşiyor. Ben de cevaplar istiyorum. Hem bölgemde temsil ettiğim seçmenlerim için hem de Kanada'da yurttaşların kurumlarımıza güveninin devam edebilmesi için cevap istiyorum. Tüm şeffaflığıyla ve ivedilikle bir soruşturma bekliyorum." dedi. Trudeau'nun büyüdüğü yer burası, okula gittiği yer, çocukluk arkadaşlarının olduğu yer ve milletvekili olduğu yer. Hassasiyeti gerçekten önemli. Bakın, Kanada'da sistemli ayrımcılık var. Birçoklarının her gün yaşadığı bir gerçek bu sistemli ayrımcılık. Ve bunu ortadan kaldırmak zorundayız diyor Başbakan Trudeau. Irkçılığa karşı durmak zorundayız diyor Trudeau. Ve bu konudaki duruşu aslında hep bir şekilde tutarlı. Kebek Başbakanı Logo ise Trudeau sistemli ayrımcılık var dedikçe hayır yok diye karşı açıklama yapıyor sürekli kürsüden. Ama şimdi işte tam da bununla birlikte Kamara'nın vakası ile birlikte Kebek adaletini arıyor. Bir şey daha var paylaşmak istediğim aklımda olan. Kanada'daki ekonomik dengeleri, sağlık sistemini eleştirmek burada yaşayan, bu sistemin parçası olan herkesin, hepimizin hakkı. Ancak geçenlerde bir yorum gördüm bir haberimizin altında. Pandemide verdiği yardım paralarını geri alan Kanada diyordu haberlere yorum yapmak isteyen bir izleyici. İşte bu yorumda da çok büyük bir bilgi hatası ve adaletsizlik var. Aslında kendi adaletsizliğini dışa vurmuş olan bir izleyici yorumu bence. Bakın, Kanada pandemi döneminde insanların ceplerine bağış koymadı yerlerine, sektörlere ve ödeme destekleri, krediler sağlandı. İşverenlerin ödediği maaşlara %75'e varan destekler verdi hükümet. Yani işveren yerine çalışanın, işçinin parasını ödedi. İş yeri kiralarında vergilendirmede destek uygulamaları yaptı. Yerel hükümetler de bir yandan ailelere, özellikle de eğitim çağındaki çocukları olan ailelere ek ödemeler yaptılar. Federal hükümette çocuk yardımı gibi ödemelerde tek seferlik ekler yaptı, yaşlara tek seferlik özel ödemeler oldu ama kimseye düzenli olarak havadan bir bağış yapılmadı. SERP, CERB, CERP adı altında bildiğiniz paralar pandemi yüzünden kaybettiğiniz işinizin, gidemediğiniz işinizin karşılığında size verilen vergilendirilecek kazançtı bir yanda bu ödemeleri almakla hata yaptığını düşünen, ben aslında kriterlere uymuyorum diyen insanlar oldu. Milyonlarca dolarlık geri ödeme yapıldı Kanadalılar tarafından Sörbe. Ben yanlış anladım, geri veriyorum kusura bakmayın dediler. Çünkü bu paraları sorgusuz sualsiz her başvurana vermişti hükümet. Önce sizin ihtiyacınızı bir karşılayayım, sonra bakarım haksızlık var mı işte, yalan dolan var mı yaptıklarınızda demişti. İşte bu noktada bir de, Aman ben de alayım. Gerekirse geri veririm. Ne olacak ki diye düşünenler oldu. Çok. Acı bir Türkçe deyiş vardır. Devlet malı deniz, yemeyen domuz diye. İşte tam da bu sözün rehberliğinde hareket edenler de oldu. Ama Kanada, bir dakika sen aslında bu parayı hak etmiyordun. Kriterlere uymuyordun. Bana yalan söyledin başvurunda madem. Şimdi geri ver parayı. Yalan söylediğin için o parayı geri ver. Bakın bu verdiği parayı geri almak değildir bu ödediği vergilerin karşılığında evet zorda siz vergilerinizi ödediğinizde karşılığında zorda kaldığınızda devletten destek alabilen çalışkan ve dürüst insanların emeğini çalanlara bir mesajdır onlara haddini bil demektir. Çok şey var buradaki düzenin eleştirilecek çok yönü var. Ancak hak etmeden alınan SERB, CRB, CERB ödemelerini giver, geri vermek zorunda kalmak adaletin ta kendisidir. Böyle düşünüyorum ve çok net bir şekilde ifade etmek istedim. Bu konuya bir yorumdan geldim. Kanalı takip ediyor ve farklı kanallardan, tüm sosyal mecralardan yorumlar yapıyorsunuz. Öncelikle paylaşımlarınız ve kanalı paylaştığınız için teşekkür ederim. Turkish Voice of Canada ailesine yeni katılan Zeynep Gülsoy, Vancouver'dan müthiş bir çaba gösteriyor. Tüm mesajlarınızı okuyabilmek için ben yetişemiyorum. Sesinizi duyuyoruz bunu bilin. Ancak benim bana yazdığınız onlarca özenli mesaja, e-postaya tek tek cevap verebilme gücüm yok. Lütfen bunu da bilin. Gün içinde inanın yüzlerce bazen bine yaklaşan e-posta ve özel mesajı Özenle yazıyorsunuz. Hepiniz durumunuzun özel olduğunu düşünüp kibarca yardım yönlendirme istiyorsunuz ama ben vize, göçmenlik, eğitim konularının yetkilisi ya da uzmanı değilim. Bu yüzden gazeteci olarak sizleri uzman ya da yetkililerle buluşturuyorum. Bilgi aktarımı yapabiliyorum, bir köprü oluyorum. Mesajlarınız bize konu yaratıyor, ilham veriyor. Ancak sizlere göçmenlik yolunuzda, beklediğiniz vizenizde, seçmek istediğiniz okulda, hatta son dönemlerde bir merak etmiş ihaleler konusunda bilgi verebilecek kişi ben değilim. Yaptığım haberin altına zaten haberin konusunu doğrudan konuyu soru olarak sorun. Canım izleyicim var. Cevap yazmayınca da ne olurdu yazsan eline mi yapışırdı? Vaktim yoktu seyredemedim diyen o canım izleyici. Haberin ne kadar zor bir alan olduğunun, bu ekrandan size aktarılan her cümlenin ardındaki bilgi, birikim, emek ve zamanın farkında mısınız acaba? Ya da öyle canım izleyicilerim farkındalar mı? Neyse, biz Türkçe Haber yolculuğumuza azimle devam edeceğiz. Türkçe Haberlerin Gücü adı da, yeniden görüşünceye kadar esen kalın diyorum. <laughs>